Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimiz aruz vezni. Bütün Türkçecilerin, edebiyatçıların hani tabiri caizse baş belası konularından biri. Aruz vezni arkadaşlar. Önce aruz vezni nedir, ne işe yarıyor? Aruz vezninde yapılan işlemler. Ondan sonra da aruz vezninde bir beytin vezni bulurken nelere dikkat edeceğiz size onlar anlatacağım. Bütün algılarımızı açıyoruz. Dikkatimizi buraya veriyoruz. Eğer bu dersi baştan sona kadar anlayarak güzelce dinlerseniz torunlarınıza bile aruz vezni anlatırsınız. Emin olun. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Konumuz aruz. Peki aruz vezni nedir? Aruz vezine baktığımız zaman şimdi divan edebiyatı ile ilgili şu hep konuşulur. Denilir ki Divan edebiyatında ahenk çok önemlidir. Söyleyiş çok önemlidir. İfadeleri hep duymuşuzdur. İşte aruz vezni dediğimiz şey bir şiirin nasıl okunacağını bize söyler. Bir şair bir şiirini ben şu vezinle yazdım dediği zaman biz şunu anlarız ondan. Divan edebiyatında. Bu şiir bu vezin nasıl okunuyorsa aynen öyle okunmak zorundadır. Tekrar ediyorum Aruz bir şiirin nasıl okunacağını gösteren bir olaydır. Bir ahenk unsurudur. Örneğin mesela geliyorum diye bir kelime görüyoruz. Geliyorum Türkçe. Biz bunu günümüzde söylerken nasıl söylüyoruz? Geliyorum. Farz edelim bu günlük hayatta kullandığımız kelime bir şiirin ilk kelimesi olsun. Divan edebiyatındaki ve o şiirde failatünle yazılmış olsun. Failatünle başlıyor olsun ya da. Şimdi dikkat ediyoruz. Failatünü ben nasıl söylüyorum? Failatün. Failatün demiyorum dikkat edersek. Failatün. Bunun karşılığı şu. Şiirdeki o failatüne denk, denk gelen kelimeyi de aynen failatünü nasıl okuyorsam bunu da öyle okuyacağım. Yani şöyle. Geliyorum. Failatüne göre geliyorum. Bakın işte aruz dediğimiz olay bu. Failatun geliyorum. Örneğin. Geliyorum gidiyorum olsun. Şiir öyle devam etsin. Veznimizde failatun failatun. Geliyorum gidiyorum. Aynen bu şekilde devam edip gidecek. Ya da bu mısrayı şimdi uydurarak geliştirelim. Geliyorum gidiyorum seni bulamıyorum. Mısramız böyle. 15'ece bunun tam yazdık günümüzde ya da o dönemde amatör bir şair yazdı ve dedi ki bunun vezni 3 failatün bir failün. Bunu yazan adam diyor ki benim şiirimi şöyle okuyacaksınız arkadaş. Geliyorum gidiyorum seni bulamıyorum. Failatün 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 failün. Olay bu. Aruz vezni dediğimiz şey bu. Dikkat edin. Geliyorum gidiyorum seni bulamıyorum. Türkçede böyle söylüyoruz. Ama vezin üç failatün bir failünse şair diyor ki benim şiirimi şöyle oku arkadaş. Kafana göre okuma diyor. Geliyorum, gidiyorum seni bulamıyorum. Failatün 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 failün. Aruz vezni dediğimiz olay bu. Tamamen bu işe yarıyor. Şimdi burayı anladıktan sonra yani aruzla ilgili ilk kafamıza takılan şey bu ne işe yarıyor? Bunu çözdük sanırım. Gelelim şimdi aruz vezninde beyitleri takti ederken, parçalarını ayırırken, hecelerini ayırırken en küçük yapıdan başlıyoruz. Hecelerden başlıyoruz. Divan şiirinde üç çeşit hece var. Unutmuyoruz bunu. Üç çeşit. Açık hece, diğer adı kısa hecedir. Kapalı hece, diğer adı uzun hecedir metli hece, diğer adı bir buçuk hece. Yani şöyle açık, kapalı, metli. Göreceğimiz üzere. Bu üç hece çeşidini ne olursa olsun unutmuyoruz. Çünkü edebiyatımızda yazılan bütün şiirler bu üç heceyle yazılır. Şairler bu üç heceyi kullanır bu gördüklerimizi ve Bunlar üzerinden şiirlerini yazarlar. Haliyle de ben şiirin parçalarını ayırırken veznini bulurken açık kapalı metli, açık kapalı metli bunları tespit edeceğim. Bunları bilemezsem vezni hiç bilemem. Başlayalım. Açık hece dediğimiz, kısa dediğimiz bakın. Aruza biz başta ne dedik? Söyleyiş. Tamamen söylemeyle alakalı. Sonu ünlüyle biten bütün heceler açıktır. Örneğin seni. İkisi de açık seviyorum. İlk üç hecemiz dikkat edersek açık. Tamamen buna açık dememin mantığı şudur. S kısa. Ni kısa. Seviyorum. vi yo rum. Bu. Kısa kısa söylediğim için ben buna açık hece diyorum. Tekrar ediyorum. sonu ünlüyle biten bütün heceler açık. Bir diğeri de tek ünlüden meydana gelen hecelerin hepsi açıktır. Örneğin e ve. İkisi de açık hecedir. Biri E tek ünlü ve son ünlüyle biten hece. A kıl tek ünlü açıktır. A ruz tek ünlü açıktır. Dikkat ettik mi arkadaşlar? Son ünlüyle biten ve tek ünlüden meydana gelen bütün heceler açık. Kapalı hecede şu. Sonu ünsüzle biten hecelerin hepsi kapalıdır. Son ünsüzle bitecek. Ben Den. Kapalı. Niye? Çünkü ikisinin de sonunda ünsüz var. Bir diğeri de sonu uzun ünlüyle biten hecelerin hepsi kapalıdır. Güya. İkisinin de dikkat edersek sonu uzun ünlüyle bitti. Uzun ünlüler ve ünsüzle biten hecelerimiz neymiş arkadaşlar? Kapalı heceymiş. Diğer adı uzun hece. Bir diğeri de demin dedik ya tek ünlüden meydana geliyorsa açık heceydi. E, V dedik. Aynı şekilde tek uzun ünlüden meydana gelen heceler de kapalıdır. Bakıyoruz. İ, sağ, Tek ünlü, tek uzun ünlü i, uzun İ. Kapalı. Sa, son uzun ünlüyle bitmiş. Kapalı. A, Hu. A uzun ünlü kapalı. Hu'nun sonu uzun ünlüyle bittiği için kapalı. Şimdi buna dikkat. Niye birine açık dedim, niye birine kapalı dedim? Tek mantığı. Akıl diyorum değil mi? Akıl demeyim hiç. Hiçbirimiz bunu demeyiz. Akıl. Akıl. Ama diğerinde ne diyoruz? Güya. Bakın. Akıl ya. Biri kısa, biri uzun. İşte o yüzden biz bunun birine açık hece, birine kapalı hece diyoruz. Kafamızdan uydurmuyoruz. Tamamen söyleyişle alakalı. Söyleyişi kısaysa kısa veyahut da şöyle düşünelim. B kısadır değil mi arkadaşlar? B. Sonuna ünsüzü getirelim. Ben sonuna bir tane de neyi eklediğim için ses arttı. Haliyle uzun ünlü oldu. Haliyle kapalı hece oldu. Kapalı hecenin tek mantığı bu. Sesin daha fazla olması. Gelelim üçüncüye. Metli bir buçuk heceye. Buraya dikkat ediyoruz. Diğerlerini çok rahat biliyoruz. Çünkü günlük hayatta da her zaman da biliriz. Sonu kısa ünlü dedik açık hece için. Tekrar tekrar edelim. Çünkü metli de kavram biraz değişecek. Kısa ünlüler ya da sonu kısa ünlü bitenler açıktı. Sonu ünsüz bitenler ya da uzun ünlü olanlar kapalıydı. Metle hecedeki olay şu. Bir buçuk hece dememizin sebebi. Bazı heceler var ki kısadan zaten uzun, uzun ünlüden de, uzun hecelerden de, kapalı hecelerden de kısa. Şöyle bir örnek vereyim. aş Açık mıdır, kapalı mıdır? Sonunda şey olduğu için kapalı. Ama ben bu aşın sonuna adam bir tane de k getiriyor. Bak, adım adım gidelim. A açık, aş kapalı, aşk bir buçuk hece, kısa, kapalı ve bir buçuk. A kısa, aş kapalı, aşk sonuna bir tane daha ses verdiğim için ben buna bir buçuk hece diyorum arkadaşlar. Yani diğerlerinden daha uzun söylenişe sahip olan hecelere biz divan edebiyatında metli bir buçuk hece diyoruz. Dört tane metli hece var. Dört tane metli heceyi aklımızdan çıkarmıyoruz. Şimdi bakın buraya yansıt. Burada var. Bu dördünü var ya fotoğraf gibi aklımıza kazıyacağız. Dikkat edelim. Uzun ünlü, ünsüz den meydana gelen bütün eceler metlidir. Bir buçuktur. Örneğe dikkat edelim. Ağır. A uzun muydu? Uzun. Uzunun yanına adam bir tane daha ünsüz getirince ağır. Dikkat edin. Ses daha da uzadı. Bir buçuk oldu. Anlaşıldı mı olay? U uzun ünlü. U sonuna bir tane ünsüz getirdim ve bir buçuk oldu. Buna çok dikkat ediyoruz. Uzun ünlü, ünsüz. Heceler neymiş arkadaşlar? Burada göreceğiniz üzere uzun ünlü, ünsüz. Bir buçuk hece, metli hece. Mantığını tekrar söylüyorum. İ, uzun. İ, bir buçuk oldu. Çünkü sonuna bir ses daha ekledim. Ya da ünsüz, uzun ünlü, ünsüzden meydana gelenler. Şöyle düşünün. Ya kısa. Ya uzun, yar bir buçuk. Gu kısa. Gü uzun, güy bir buçuk hece. Ra kısa. Ra uzun yani kapalı. Raz bir buçuk. Ünsüz uzun ünlü ünsüz. Diğeri de sonu iki ünsüzle biten bütün heceler bir buçuktur. E açık. Burada gördüğünüz üzere. Eş kapalı. Eşk bir buçuktur. D De, açık. Der kapalı. Derd bir buçuktur. F Fı, açık. Fıs kapalı. Fısk bir buçuktur. Niye? Çünkü sonuna bir tane daha ünsüz ekledim. Bunu şöyle aklımızda kodlayacağız. Şimdi bu matematik problemi gibi oldu. Görünce ne oluyor demeyin ab, yar, aşk, dert. Buraya dikkat ediyoruz. Ab, yar, aşk, dert. Bu dört heceyi arkadaşlar zihnimizde kodluyoruz. Bu dört heceyi bir şiirde gördük ya. Ya vezni o muydu, bu muydu? Açık mı hiç düşünmeyin. Bu dört heceyi gördüğünüz yerde orada met vardır. Çünkü bunlar bir buçuk okunur. Ab, yar, aşk, dert. Dert yerine Türk de olur, Çark da olur, Fısk da olur, Meşk de olur, Şükr de olur önemli değil. Son iki ünsüzle bitecek. Ağab yerine Uup da olur, İyib de olur, İyil de olur, Uğuy da olur hiç önemli değil. Bu dört hece çeşidi. Ağab, Yar, Aşk, Dert. Burayı anladık mı arkadaşlar? Açık hece, kapalı hece, metli hece, metli de dört heceden oluşuyor. Şimdi bir parantez açıyoruz metli hecede. Bir heceyi dedim, demin dedim ya ben size dört tane hece çeşidi var. Benim bunları metli okuyabilmem için tek bir şartım var. Bunlardan sonra ünsüz gelecek. Eğer ünsüz gelmezse pof metli özelliğini kaybediyor. Bakın şimdi size somutlaştırıyorum. Yar demin gördük. Bir buçuk heceydi değil mi arkadaşlar? Metli. Diyelim ki ben bunu şiirde gördüm. Yarim diye geçtiğinde biz bunu nasıl heceleriz? Ya rim değil mi arkadaşlar? İkiye böldük. Yar normalde neydi? Metli bir heceydi. Ama kendinden sonra ünlü gelince r ulamayla kaçtı, oraya gitti. Haliyle de yar met özelliğini kaybetti elimizde sadece ya kaldı. O yüzden met yapamıyorum. Ünlü gelince. Ya rim oldu. Normalde yağda met yapabilirim. Ama hecelerken ya rim olunca bütün özelliğini kaybediyor. O yüzden de bir heceyi metli okuyabilmem için bu deminki dediğim ab, yar, aşk, dert. Bunları metli okuyabilmem için tek bir kuralım var. Ünsüz gelecek. Demin yarimi ben nasıl hecelemiştim? Yarim. Yar, met özelliğini kaybetti bu yüzden. Ama ünsüz gelseydi, yarsın deseydi, yar geldi deseydi, yar geldi olsun. Ünsüz geldiği için, ben bunu nasıl hecelerim? Yar geldiği, yar geldi. Yar bütünlüğünü korudu değil mi arkadaşlar? R'si, M'si bir yere kaçmadı. İşte o zaman met yapabiliyorum. Anlaşıldı mı olay? Buna dikkat ediyoruz. Medin olabilmesi için, kendinden sonra ünsüz gelecek. Şimdi aruz ilgili arkadaşlar. Dört tane aruz işlemimiz var. İmale, zihaf, met ve ulama. Şimdi bakın. Birçok yerde şunu görürsünüz. Ya bu kusur muydu değil miydi? O öyle miydi bu böyle miydi? O oradan mı kaçtı buradan mı kaçtı? Aruzun başında biz ne dedik size? aruz şiirin nasıl okunacağını gösterir. Okunuşu bozan her işlem aruz kusurudur. Şimdi algılarımızı sonuna kadar açalım arkadaşlar. Olay şu. Bir şiir yazıldı ya. Yazdı adam şiirini. Beş beytlik bir gazel. Tek bir şart vardır aruz vezninde. Divan edebiyatında yazılan o 5 beyt isterse 10 bin beytlik bir mesnevi olsun tek bir vezinle yazılmışsa kural şudur. Bütün o 5 beytin söylenişi failatün 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 failünle aynı olmak zorundadır. Aynı olmak zorunda. Ama bizim şairler psikopat ötesi insanlar değil. Türkçede uzun ünlü yok. Hepsini uzatamıyorlar. Sıkıntılar çıkıyor. İşte o zaman Aruz Vezni diyor ki korkmayın diyor. Size ben dört tane yardımcı gönderiyorum. Biz bu dört aruz işlemiyle dedim ya size yukarıda vezin var altta da şiir yazılmış. Benim şu işime yarıyor. Bu dört aruz işlemi sayesinde ben bezinle beytin söyleyişini eşitliyorum. Örneğin demin en başta söylediğimiz geliyorum kelimesi geçti. Adam yazdı bunu. Ama vezin diyor ki vezin failatün. E, geliyorum hemen heceleyelim. Geliyorum. Kısa 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 kapalı. Yani açık 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 kapalı. E, ama vezin nasıl failatün kapalı. Açık kapalı kapalı. E, uymuyor birbirine. Deminki şartımız neydi? Vezinle şiir aynı olacak. Bunun istisnası yoktur arkadaşlar. Mecbur. E baktık geliyorum. Açık, 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 kapalı. E vezne baktım hemen altında. Fa, i, Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Birbirine uymuyor. İşte burada Aruz diyor ki, sana dört tane ihtimal veriyorum. Bu dördüyle bununla bunu eşitleyebilirsin. Mesela bana atıyorum. Şimdi birazdan gireceğiz bu konulara. Önden bir bilgi olsun diye bunları söylüyorum. İmaleyi veriyor adam bana. İmale ne işe yarıyor? Kısayı diyor uzatabilirsin kısa ünlüyü uzatarak vezinle şiirin aynı olmasını sağlayabilirsin diyor. Ve ben bu imalenin yardımıyla ne yapıyorum? Geliyorum demiyorum da geliyorum diyorum. Geliyorumla failatünü eşitliyorum. İşte aruz işlemleri bana vezinle şiirin eşitlenmesi ihtimalini sağlıyor. Ha ya imale diye bir şey olmasaydı? Geliyorumla başlayan failatünle yazılmış bir tane şiir yazamazdık. Çünkü aynı değil. Ama imale bana bu kolaylığı sağlıyor. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Aruz işlemlerini sanır. Ama imale bana bu anladığınızı düşünüyorum. Bir, vasıl. En kolayıdır. Ulama diye de bilinir. Şu tanıma çok dikkat ediyoruz. Neydi? Nasıl deyince herkes bilir. Ünsüzle bitenin ünlüye bağlanarak okunması. Doğru ama aruz vezni söz konusuysa tek bir şartımız var vezin gereği. Yani ben her gördüğüm ünsüzü kendinden sonraki ünlüye al 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 Ulamayacağım. Vezin lazımsa vezin bana diyorsa ki sen burada sana bir açık ece lazım dediği zaman ben ünsüzü alıp diğer tarafa gönderiyorum. Şimdi örneğe bakacak olursak vasılın vasıl alakalı bir örneğimiz olacak arkadaşlar. Şöyle. Geldim işten diyor. Gördük mü arkadaşlar? Geldim işten. Dikkat edelim. Bu nasıl hecelenmiş? Kapalı, 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 kapalı. Değil mi arkadaşlar? Dört tane kapalı. Bizim dört tane kapalı bir tane tefilemiz yok. Bunu görünce Allah'ım ne oluyor deyip heyecanlanmıyoruz. Aruz bana ne demişti? Şiirle vezin birbirine uymuyorsa eşitleyebilirsin bazı kurallarla. Bana nerede ne lazım diyelim ki bu geldim işten failatünle yazılmış bir şiire denk gelsin. Tamam mı? Faiilatün'ün özelliği neydi? Bakın, failatün. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Dikkat edersek. E musra nasıl başlıyordu? Geldim işten kapalı, 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 kapalı. Yani bana ikinci hecede bir açık lazım. Benim burada ulama yapabileceğim bir yer var mı? Dikkat edin. Dim diyor ya, iş diye başlıyor diğeri de. M'yi i'ye yollayabilirim. Ve böylelikle fa'ilatünle geldim işteni eşitlerim. Nasıl olur? Fa'ilatün geldim işten. Mişten diye onu oraya attım. Geldim işten diye. Anladık mı arkadaşlar? Yani ulama bana bu işe yarıyor. Altta da yazılışını görüyorsunuz yan tarafta. Gel-di-miş-ten. Ne yaptı ulama bana? Korkma dedi, heyecan yapma dedi. Benim sayemde vezinle şiiri eşitleyebilirsin dedi şaire. Tabii ki bize demiyor bunu. Şiiri yazan için önemli bunlar. Ulamayı anladık. Neymiş arkadaşlar? Vezin gereği açıkça lazımsa bir ünsüzü ünlüye bağlayarak okuyabiliyorum. Gelelim ikinciye imale. Tanım çok basit. Kısa ünlülerin uzun okunması. A a, i i, u u, o o. Aha yaptım hepsini imale. Kısayı uzun okuduğum zaman imale yapmış oluyorum. Şimdi herkesin kafası karışıyor. Ya imale hangisi kusurdu? Şöyle miydi, böyle miydi? Çünkü vezin sorularına baktığımız zaman bize şunu demiyor çoğunlukla. Yukarıdaki beytin vezin aşağıdakiler hangisidir demiyor. Şu güzel bir sorudur vezin konusunda. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde bir aruz kusuru vardır dedi. Bunu bana sorduğu zaman adam diyor ki soran kişi. Öncelikle beytin veznini bul. Sonra o veznin şiire uygulanışını yap. Sonra da nerede kusur var onu tespit et. Ama sen hangisi kusurdu onu bilmiyorsan bu dördünden hapı zaten baştan yutmuşsun demektir. O yüzden de biz ne yapıyoruz? Hemen aklımıza getiriyoruz. Aruz bir söyleyiş özelliğidir. Şimdi imale kusur mu değil mi? En baştan verdiğimiz örneğe geliyorum bizim kutsal kelimemiz unutmayalım. Geliyorum kısa 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 kapalı. Diyelim ki ben bunu faaliyatüne göre yaptım. Geliyorum dediniz. Akşam dersten çıktınız anneniz aradı. Neredesin? Geliyorum dediniz. Kafayı mı yedin dersen? Türkçeyi mi unuttun? Konuşmayı mı unuttun der. Niye? Çünkü hatalı söyledim. Bunu ben hangi aruz işlemini yaparak söyledim? İmale Ha, demek ki imale söyleyişi bozduğu için bir aruz kusurudur. Tamam mı arkadaşlar? Değil miydi o muydu bu muydu diye düşünmeyelim. Türkçede uzun ünlü yok. İmale de uzun ünlü getiriyor. O zaman söyleyişi bozuyor, haliyle de aruz kusur oluyor. Anlaşıldı sanırım. 3 met. Demin aslında metli heceden bahsederken, metten de kısmen bahsettik. Neydi bizim metli hecelerimiz hemen? Tık 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 burada çıktığı gibi sizin de zihniniz hemen pat 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 sıralanması lazım. Ab, yar, aşk, dert. Bu dördü bizim arkadaşımız. Unutmuyoruz, mette. Ne olursa olsun. Bu dördü bizim her şeyimiz. Ab, yar, aşk ve dert. Kuralımız neydi arkadaşlar? Bunlardan sonra ünsüz gelirse ben ne yapacaktım bunu? Bir buçuk yani bir kapalı bir açık. Bir kapalı bir açık. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Bir kapalı bir açık şeklinde heceliyorum. Sakın ha şu çılgınlığa düşmeyin bir açık bir kapalı değil. Her zaman bak görüyoruz bir kapalı bir açık bir kapalı yani çizgi nokta çizgi nokta yani met bana iki hece veriyor anlaşıldı mı arkadaşlar ben bunları gördüğüm zaman bakın şunu her zaman söyleriz dikkat edeceğiz bana dedi ki divan şiirinde bak güzel bir KPSS sorusu olur bu. divan şiirinde birbirinden farklı aruz işlemleri vardır bunlardan biri de mettir met Matt, hecenin bir buçuk ses olarak okunmasıdır dedi. Dedi ki aşağıdaki, aşağıdaki örneklerin hangisinde medin bir örneği vardır dedi. Bunu gördünüz ya. Çığlık atabilirsiniz. En kolay sorudur. Niye? Çünkü vezin bulmayacaksınız. Medi sorduğu zaman vezinle hiçbir işimiz yok. Ne yapacağız? A, yar, aşk, dert artı ünsüzü gördük mü vezini bulmayın. Yüzde orada med vardır. 1 milyar örnek çözün 1 milyarı da böyledir. Çok rahat bir şekilde tabii ki sınav için diyorum bunu. Yoksa divan şairleri bunun olmadığı örnekleri de vermişler. Sınav için konuşuyoruz bunların hepsini. Medi sorduğu an tamam deyin ayak ayak üstüne atın birazcık dinlenin iyi 5 dakika kazandık deyin. A, yar, aşk, dert atıyorum. Şiirde gu'yu geçti ve sonunda ünsüz bir harf geldi. Beytin vezini bulmayın cevap otur. Çünkü bunlar zaten bir buçuk sestir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? O yüzden buna dikkat ediyoruz. Ünlü gelince ne yapıyoruz? Kaybediyor. Mesela derdi mey dedi. Şarap derdi dedi. Normalde dert metli bir hece. Ama derdi mey denilince der, bak görüyoruz hecelenişe dikkat edin. Hemen bir parantez açalım unutmuyoruz. Tamlamalar hecelenirken aradaki çizgi yok sayılır. Bizi ilgilendirmiyor o. O yüzden de hecelenişe dikkat. Der, di, mey. Dert metli bir heceydi ama hecelediğimiz zaman der, di, mey oldu. Yani der, dert, dert haline dönüştü. Haliyle de orada met yapabilme şansımız kalmadı. Yani ünlü geldiği zaman met gidiyor ulamadan dolayı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? En önemli hatırlatacağımız nokta şu. ...met kesinlikle ama kesinlikle bir aruz kusuru değildir. Niye? Çünkü zaten üç çeşit hece var. Birini kısa okuyoruz, birini uzun, birini de bir buçuk okuyoruz. Niye bir buçuk okudun diye gırtlağımıza kimse yakışmaz. Bu kusur değil. Zaten onun özelliği o. Son aruz işlemimiz zihaf. En önemli sıkıntı şu zihafta. Tanımı var ya unutmayın. Tanım çok önemli. Zihaf uzun ünlülerin kısa okunması... Ünlülerin kısa okunması. Şu tanımı hafızanızdan silin. Zihaf kapalı hecenin açık yapılması. Yanlış. Zihaf uzun ünlünün kısa okunması. A A. İ İ. U U. O O. Aha zihaf yaptım. Adam zihafı şöyle ezberliyor. Zihaf diyor kapalı hecenin açık yapılmasıdır diyor. Ha, mantıyken doğru kapalı iken açık yaptık. Ama bunu böyle ezberleyince gel hecesini de geliyor. Zihafla açık hale getiriyor. Bir yerde zihaf yapabilmemiz için onun sonunun uzun ünlü olması lazım arkadaşlar. Sonu uzun ünlüyle bitmiyorsa ya da kendisi uzun ünlü değilse hiçbir hecedemet zihaf yapamayız. Aman ha aklımızdan çıkarmıyoruz. Bak kendimi sıkışımdan delirişimden anlamanız lazım. Zihaf sadece sonu uzun ünlüyle biten... Ya da sadece uzun ünlü uzun ünlü hecelerde yapılır. Başka hiçbir hecede ziyaf yapamayız. Yani git hecesini ziyafla çık yaptım. İmkansız. Sadece sonu uzun ünlüyle bitenlerde ziyaf yapabiliriz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi örneklerle bunu daha da somutlaştıracağız. Şimdi örneğe bakacak olursak arkadaşlar. Kelimemize dikkat edelim. Aşıksın. Kelimeyi biz tefilesine göre okudumak istersek neye dikkat ediyoruz arkadaşlar aruzda? Burada kapalı kapalı kapalı. A şık sın. Üçü de kapalı. Fakat vezin bana dedi ki bu kapalı 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 olan kelimeyi feulüne göre oku dedi. Feulü nasıl? Dikkat ediyoruz. Açık kapalı kapalı. Yani kelime kapalı 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 Vezin açık kapalı kapalı yani bununla bunun birbirine uygun olması lazım. İşte zihaf burada devreye giriyor ve aşıksın kelimesindeki a'yı kısaltarak aşıksın diyor. Bunu şöyle düşüneceğiz. Şimdi zihaf kusur mu değil mi? Sen gittin birine kantindesin. Sana aşık oldum dedin. Ağzının üstüne yersin. Tek mi yersin artık neyi yersen. Burada Dikkat edersek hem söyleyiş bozuluyor hem anlam bozuluyor. Yerle bir ediyoruz bir zihafla kelimeyi. İşte diyoruz ki bu yüzden zihaf en büyük aruz kusurudur. Şairlerin bağırarak kaçtığı bir aruz kusurudur. Yapmamaya çok özen gösterirler. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. İkinci örneğe gelecek olursak. Gelmiştim. Kapalı kapalı kapalı. Şimdi bak vezni buluyorsunuz. En sona geldik bütün tefileleri uydurdu. Kelimelerin hepsi vezinle uydu. En son gelmiştim kaldı ve oraya da feulün denk gelecek. Şimdi ben gel hecesini. Şimdi feulün açık kapalı kapalı değil mi arkadaşlar? Gelmiştim kapalı kapalı kapalı. Yani ilk hecelerin aynı olması lazım. Hemen şuna dikkat ediyorum. Gelin içerisinde uzun ünlü var mı? Yok. Uzun ünlü olmayan yerde ben zihaf yapabilir miyim? Hayır. Bir de sonu ünsüzle biten hecelerde zaten zihaf yapamam. Zihafın yapılabileceği tek yer neresiydi? Sonu uzun ünlü. Yani bu şu demek. Ben vezni buldum ya. Hiçbir kusur yok ama feulün gelmişti me denk geldi. Bırakıyorum. Yanlıştır. Çünkü hiçbir şekilde gelin açık olma şansı yok. Yani bu şu demek ben vezni yanlış buldum. İmkansız. İmaleyle de gel açamıyorum, zihafla da açamıyorum. Hiçbir şekilde o açılmıyor. Ha, o zaman diyeceğim ki bu yanlış. Özellikle vezin bulurken dikkat edeceğimiz nokta bu. İmkansızı göreceğim. İmaleyle, zihafla, ulamayla, metle yapabiliyorsam yapacağım. Ama baktım hiçbir şekilde açamıyorum. Bırakacağım yanlıştır. Bir sonraki alternatifi deneyeceğim. Şimdi burayı anladık arkadaşlar. Zihafla ilgili meseleyi kafamızda çözdük. Aruzla ilgili diğer terimler var. Bazen hani bunlar direkt nedir diye sormaz da şıklarda çok sık geçer. Kafanız karışmasın. Bunlardan biri sekti melih. Sekti melih'in özelliği şu. mef'ûlü mefâîlü mef'ûlü mef'ûlü ah Sırtımda bir şey var ulan <laughs> ah failü dün. <laughs> Mef'ulü, mefa'ilün, fe'ulün diye bir veznimiz var bizim. Mef'ulü, yanda görüyorsunuz arkadaşlar. Mef'ulü, mefa'ilün, fe'ulün. Veznimiz bu. Dikkat edersek bu kaç heceden oluşuyor? 3, 4 daha 7, 3 daha 10. Bu heceyi bazen şairler şöyle yapıyor. Mef'ulü dedi ya, sondaki lü. Mefailün dedi. Ve onun başındaki me. İlk tefilenin sonundaki lü ile diğer tefilenin başındaki me'yi adam iki açık heceyi alıyor. Tek bir kapalı heceymiş gibi düşünüp mef'ulün, fa'ilün, fe'ulüne çeviriyor. Yani iki hacı bir kapalıya çevirdiğimiz zaman ben buna melih diyorum. Ve sadece bu vezinde mef'ulü, mefailün, Fe'ulün. Mef'ulünün sonundaki M'yi me bir kaldırıyorum, birleştiriyorum. Mef'ulün fa'ilün. Dikkat edersek mefa'ülünün M'si gitti. Mef'ulün fa'ilün fe'ulün oldu. Ve ben buna sekti melih diyorum. Diğer aruz işlemimizde arkadaşlar kasr. Ya da diğer adıyla tahfif. Tahfif hafifletme, yumuşatma demektir. Şimdi bazı kelimeler var. Bunlar aslında şeddelidir. Red, Hat, dür gibi. Ama bazen şairler, şimdi örneğe dikkat edelim. Dürri yekta dedim ben. Değil mi arkadaşlar? Normalde ben bunu şey yapmak istersem, hecelemek. Hemen bir parantez açalım. Dürri yekta derken tamlamaları ben ne yapıyordum? Tamlama çizgisini yok sayıyordum. Yani bunun hecelenişi nasıl arkadaşlar? Göreceğimiz üzere. dü, dür, ri, yek, ta. Değil mi? Kapalı, açık, kapalı, kapalı veznimiz çok açık. Ama bazen şair şunu yapıyor. Kapalı açık kapalı kapalı ya. Orada adama ilk hecede açık lazım. Hemen bir şeytanlık yapıyor. R'nin birini şutluyor. Dür yekta diye okuyor bunu. Hecelersem nasıl oluyor? Dikkat ediyorum. Dür yekta. Aha açık açık kapalı oldu mu? İşte olay bu arkadaşlar. Tahfif dediğimiz hafifletme. Şeddeli'nin şeddesiz hale getirilmesidir. Ya da başka bir örneği de şah diye geçer kelime şeh diye okur. O da tahfiftir. Yani yumuşattı. Anladık mı burayı arkadaşlar? Sektimeliği anladık. Tahfifi ya da kasrı anladık. Üçüncüsü de teşdit. Teşdit de tahfifin tam tersi. Teşdit şeddelendirme, şeddesiz şeddeli hale getirme demektir. Kelime peri yanmış olsun. Ben bunu nasıl hecelerim? Peri yanmış. Açık açık kapalı kapalı. Değil mi arkadaşlar? Ama adama ilk hecede bir kapalı hece lazım. Ne yapıyor? Per ri yanmış yapıyor. Yani şeddesiz olanı şeddeli hale getirdi. İşte buna da ne diyormuşuz arkadaşlar? Teşdit diyormuşum. Yani şiirin açık hece olduğu durumlarda kapalı hale getirmek için şeddeli halde okunmasıymış. Buraları anlattık. Aruz işlemlerini, kullanılanları. Şimdi arkadaşlar aruz vezninde dikkat edilmesi gereken durumlarımız var. Bunlardan birincisi ayın. Unutmuyoruz bunu. Aklımızdan çıkarmıyoruz. Ayın ünsüz bir harftir kesinlikle ama kesinlikle ünlü bir harf değildir. Fakat Latin alfabesinde ayın karşılığı olmadığı için kesme işaretiyle gösterilir. O kesme işaretini nerede görürsem göreyim bu benim için bir ünsüzdür. Peki bu benim nerede işime yarayacak? Şurada işimize yarayacak arkadaşlar. Atıyorum. Miraç diye bir kelime. Ben bugün bunu nasıl yazıyorum? Miraç. Bunun hecelenişi Açık kapalı. Bu konuda hiç kimsenin bir sıkıntısı yoktur herhalde. Ama kelimenin doğrusunu açıp baktığım zaman aslında mi'raç yani arada bir ayın var mi'den sonra. Hemen diyeceksiniz ki ya ben nereden bileceğim o kadar kelimelerin kökünü mökünü. Bilmenize gerek yok. Eğer ayınlı kesmiş işaretini gösterdiyse buradaki yazılışa dikkat edin mi'den sonra kesmiş işareti koymuş. Bunun mantığı şudur. Orada bir ayın vardır. Peki kesmiş işareti ne işe yarıyordu? Ünsüz. Orada bir ünsüz varmış gibi düşünün. L gibi düşünün. Mil, raç. Kapalı kapalı mı? Kapalı kapalı. Ha işte ayını gördüğümüz yere ünsüz harfi ekleyeceğiz. Ona göre tefilelerine ayıracağız. Mesela marifet denilen bir kelime var. Ben bunu bugün yazarken ne yapıyorum? Marifet. Açık, açık, kapalı. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bana bunu sınavda sordu. Ma örnekte gördüğünüz üzere ma kesme işareti rifet dedi. Hemen Türkçedeki gibi bodoslamada almıyoruz. Açık açık kapalı gitmiyoruz. Hemen ulan bunu Taner Hoca demişti diyeceksiniz. Araya bir kesme işareti var ve bu kesme işareti neydi? Ünsüzdü. Ma rifet. L'yi koymayalım. Uygunsuz bir şey çıkmasın. Ne olsun? R koyalım. Mar, ri, fet oldu. Yani ne oldu arkadaşlar? Kapalı, açık, kapalı oldu. Aslında kelime açık açık değil. Kapalı ile başlıyor. Ayın bu açıdan bizim için önemli. Neymiş? Ayın ünsüzmüş. Sakın ola ünlü diye aklınızda kalmasın. Ünsüz. İkinci dikkat etmemiz gereken şey aslında anlatırken de söyledik. Tamlama iyilerini biz bölerken arkadaşlar... O i'yi yok sayıyoruz. Çünkü divan şairleri bunu Osmanlıca yazıyordu. Örneğin örnekte göreceğiniz dili mecruhu yazarken dilden sonra bir çizgi koyup oraya bir iyi eklemiyordu. Adam ne yapıyordu? Dallam mim ci diye gidiyordu. Yani arada bir kesme iyi mi yok. Okurken geliyor bunlar. O yüzden de tamlama kesrelerini hecelerken yok sayıyorum. Okunuşa dikkat ediyorum. Niye? En başta dediğimiz konu aruz okumakla alakalıdır. Nasıl okunacağını gösterir. Yani ben dili mecruhu hecelerken bak bu çok yapılan bir hatadır. Zaten birçoğunuz şimdi bunu okurken aa öyle miymiş diyeceksiniz. Dili mecruh. Açık açık gelir. Dil i değil. Yani kapalı açık değil açık açık geliyor. Sanırım bunu da anladık. Anlamadıysanız kızarım. Not 3. Mısra'nın sonu. Şiire baktınız. En sona geldiniz, geldiniz, geldiniz. Açık kapalı, açık kapalı yaptınız. Daldınız, coştunuz. Kelimenin sonu ünlüyle bitiyor. Şak oraya da bir nokta koydunuz. Hayatınızın hatasını yapmış olursunuz. Niye? Burada yazdığı üzere bütün mısraların sonu daima tek kapalı hecedir. İster açık olsun, ister metlu ne olursa olsun hiç bakmadan son heceyi hemen çat diye arkadaşlar kapalı hale getiriyorum. Anladık. Dördüncü notumuza gelelim. Dördüncü notumuzun mantığı da şu. Biz medeni dedik arkadaşlar. Ab, yar, aşk, dert. Bunlardan sonra ünsüz gelirse ne oluyordu? Çığlık atıyorduk. Aha bura bir kapalı bir açık diye okunuyor deyip iki hece diye okuyorduk. Bir istisnası var. Sonu nun harfiyle yani n ile biten heceler Osmanlı döneminde met şartını yerine getirmiş olsa da arkadaşlar biz burada met yapamayız. Niye? Atıyorum. Gül gün dedi. Gün. Bunun sonu nunla bittiği için sonundaki gün hecesinde arkadaşlar met yapamam. E normalde yarlı aynı değil mi? Ünsüz, uzun ünlü, ünsüz. Gün. Ama divan şairleri şöyle diyor. Hep söyleyiş dedim ya. Gün derken hani neyi vurgulayamıyor ya şair. Onu vurgulayamadığı için onu bir uzun ünlü olarak kabul ediyor. Yani o bir buçuğun hakkını veremiyor bu diyor. O yüzden ben bunu bir okurum diyor. Anladık mı arkadaşlar? Sonu ne ile bir tenecelerde met yapılmaz. Ha örnekleri var yapmışlar ama biz burada kurallara bakıyoruz sınav açısından. Sonu nunla bir tenecelerde met yok arkadaşlar. Diğer dikkat edeceğimiz noktaya gelecek olursak arkadaşlar vaslı ayn diye bir durum var. Ulamayı biliyor muyduk? Biliyoruz. Ulama neydi? Ünsüzle bitenin ünlüye bağlanmasıydı. Ama ayını da biliyorduk. Ayın neydi? Hemen zihniniz bir canlandırın. Ünsüzdü. Unutanın inşallah tez zamanda başına bir bela gelsin diyelim. Bunu unutmayın. Son ünsüz. Ayın her zaman ünsüzdür. Şimdi örneğe dikkat edelim. Geldim aşk. Bakın şimdi. Geldim aşk. Kapalı, kapalı, kapalı. Değil mi arkadaşlar? Diyelim ki bu hecenin sonu olsun. Mısra'nın sonu olsun. Ve bana burada ne denk gelecek? Fa denk gelecek. Yani kapalı, açık, kapalı. Fa Kapalı, açık, kapalı. Ha. Ya şimdi ben buradaki mimi alayım, ayına yollayayım. Sonuçta o da ünsüz, ünlüdür demiyoruz. Eğer ben örnekte göreceğimiz üzere geldi maşk diye yazarsam mimi tekrardan bir ünsüze ulama yapmış olurum ki bu da bir kusurdur ve ben buna vaslı ayn diyorum. Vaslı aynın ne olduğuna dikkat ediyoruz. Ünsüzün ayına vasl edilmesidir. Ha bizim divan şairleri açıkçası bunu çok büyük bir kusur olarak görmemişler. Birçoğu yapmış bunu. Çünkü adamın mantığı şu. Ben Araplar gibi ayın derken a demiyorum. a diyorum diyor. O yüzden de bunu ünlü olarak kabul ederim deyip çatır çatır yapmışlar. Ama kavram olarak vaslı aynı ne olduğunu bileceğiz. Bir diğer mesela. İmale kusuru muydu? Kusuru. Zihaf ölümlü bir kusur muydu? Kusur. İmale kusur, zihaf ölümcül kusur. Met kusur değil, ulama kusur değil. Fakat bazı yerlerde şunu görürsünüz. Atıf vavı dediğimiz Dert, ü, bela. Şimdi bu atıf vavlarının veyahut da o kesreden tamlama kesrelerinin sonundaki i mesela seri zülf. Bu i'lerin, u'ların, atıf vavlarının tamlama i'lerinin imaleli okunması kusur kabul edilmez. Tamam mı arkadaşlar? Biraz detay bir bilgi ama aklımızda olsun. Buralarda ha imale var, kusur yapmış Allah belasını versin demiyoruz. Onu şairler çok rahat bir şekilde yapmışlar. Diğer notumuz ise şu. Bu da en çok karıştırılan meselelerden biri. Feilatün ile feyülün. Değişkenli vezinde denir de öyle deli bir adlandırma yok. Bir vezin düşünün. Sonu feilün ile bitsin. Feilatün, feilatün, feilün. Bak burası hayat yöneme sahip. Sondaki feilün. Bakalım. Fe, i, lün. Kaç ece? Üç. Açık, açık, kapalı. Dikkat ettik mi? Sondaki feilün herhangi bir şarta gerek duymadan şair tarafından istenildiği zaman ama sondaki feylün sadece sondayken fa'lün diye okunabilir. Fa'lün dikkat edin fa'lün arada bir ayın var yani kapalı kapalı. Hemen buraya bir dikkatlerimizi yoğunlaştırıyoruz. Feylün üç vezin fa'lün feylün Fa üç hece fa'lün iki hece. Yani ben saydım. Baktım biri 11 hece. Mısralar karşıma çıktı ya beytin. Mısranın birinci ilk mısrayı saydım 11 hece. ikinciyi saydım 10 tane. Ne oluyor burada met mi var gözden mi kaçırdım diye hemen heyecan yapmıyoruz. Aklımıza şu gelecek. Len yoksa burada feilün fa'lün diye okunup bir tane heceyi yolladı mı şair deyip aklıma getirmem lazım. Bu benim için önemli bir ipucudur. Niye? Saydınız biri 15 biri 14. 14'lüye baktınız med de yok. Yani fazladan bir heceyi gözden de kaçırmamışsınız. Sayıyorsunuz 500 kere baktınız. 1-15, 1-14 ne yapıp edip med'i çıkaramıyorsunuz. Hemen orada delirmiyorsunuz. Len bunun sonu feylündü, fa'lündü okumuş olabilir şair deyip hemen aklımıza getireceğiz. O mantığı da yürüteceğiz arkadaşlar. Aynen feylün gibi feylatünde de şöyle bir şey var. Feilatünle başlayan bütün vezinler failatün diye başlayabilir. İlk de. İlk tefiledeki feilatün her zaman failatün olabilir. Yani şöyle şiire baktınız kapalı açık kapalı kapalı, açık açık kapalı kapalı, açık açık kapalı kapalı diye gidiyor. İnatla aha bu failatünle başladı dur ben bunu failatünle yardarayım gideyim demiyorsunuz. Feilatün bu aslında ama dan ile başlatmış dikkat edelim. Açık açık kapalı kapalı feilatün. Açık açık kapalı kapalı diye gidiyor. Hemen diyeceğiz ki lan bunu failatün ile başlatmış ama bu aslında feilatün. Burada da şunu düşünmeyin. Failatün ile başlayan feilatün gibi delice isimler vermeyin. Bu bildiğimiz feilatündür. Çünkü feilatün fa diye başlayabilir. Burayı da anladık sanırım arkadaşlar kurallarımız, dikkat etmemiz gerekenler imalesiydi, zihafıydı, şuydu, buydu bir, bir, bilgi bombardımanı geldi. Ama birazdan uygulamalara geçince ha hı seslerini duyacaksınız. Dikkat ediyoruz. Aruz vezni kitaplarını açalım. Kıyamet gibi vezin yazılıdır. Ama şimdi birazdan bu yanda göreceğiniz 11 tane vezin bizim için hayati yöneme sahip. Toplamda bu 11 vezini bileceğiz arkadaşlar. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Burada şimdi normalde akademik olarak vezinler bulunurken okunuştan bulunur. Okurken çat 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 şudur dersin. Ama sınavda bir fuzuli gibi baki gibi sizden okumanızı bekleyemiyoruz. Sınavda bizim için en pratik, en kestirme ve en doğru yol lazım. İşte bunun da tekniği şu. 11 tane vezine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Dikkat edersek ben bunları 16, 15, 14, 11 diye 4 farklı gruba ayırdım. Divan edebiyatında yazılan şiirlerin, bilimsel olarak söylüyorum bunu, yüzde %90'ı bu 11 vezinle yazılmış. Yani ben bu 11 vezini bilirsem bana kara ölüm yok. Sınavda karşıma çıkacak aslında birçok şeyi yaparım. Peki bunları nasıl bulacağım? Atıyorum. 16'da dikkat ederseniz 4 mefailünle 4 müstefilün var. Şiiri saydınız. 16 16. 16'da arayacağız bir kere bunu. Baktınız açıkla başlıyor, baktınız açıkla başlıyor. Devamını çözmeyin. Cevap %100 4 mefailündür. Öyle mi, böyle mi değil. 16 açık 4 mefailün. 16 kapalı 4 müstefilündür arkadaşlar. Çünkü başka vezin yok 16'da. Şunu bir hatırlatma olarak söyleyeyim beyit karşınıza çıktı. Biri 14 hece, biri 11 hece. Ben bunun cevabı 11 de olabilir mi ki diye deli düşüncelere dalmıyoruz. Her zaman bir üsttekin, her zaman üsttekinde arayacağız. Çünkü 11'de ararsam yukarıda 14 olardan 3 tane heceyi silmem lazım. Bu da şaire küfür etmekle eşdeğerdir. O yüzden şiire müdahale etmiyorum. Aşağıda met vardır, o vardır, bu vardır az olanı çok olana uyduruyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bu 11 vezni ezberliyorsunuz. Aklımızda tutuyoruz. Şiirde bir şiirin vezini bulacakken. Şimdi örneğe geçeceğiz arkadaşlar. Bu 11 vezni aklımızda tuttuk. Diğer yazdıklarım da daha çok hani kullanılan vezinlerdir. Bu notlarınızda da burada çıkanlar da gene edebiyatımızda kullanılan vezinler. Şimdi beytimize bakalım. Beyte dikkat ediyoruz. Bugün sabah ile seyredelim ki bahtı cevan tavafı dergehi pir felek pir felek cenaba gelir. Bak şimdi dikkat ediyoruz. Vezni bulurken anlam mı oydu bizi hiç ilgilendirmiyor. Adım adım beni zehir gibi dinliyorsunuz. Beyt'in öncelikle yapacağımız iş hemen hece sayılarını saymak. Saydık kaç hece var? İkisinde de sayalım. 15'er hece var her ikisi de. 15'i yakaladık ya. Hemen aklımız o demin ki yazdığım size 11 tane vezinden 15'liler gelecek. 15'liler neydi bizim arkadaşlar? 3 tane 15'li veznimiz var. 3 failatün 1 failün. 3 feilatün 1 feilün. Mefailün feilatün mefailün feilün. 3 tane veznim var. Bu üçünden biri. Ha bu üçünden birinde çıkmazsa 16'da arayacağız. Hep bir üstte arayacağız. Ama öncelikle bakın tekrar tekrar söylüyorum. Heyecanlandım da zaten dikkat ederseniz. 15 heceyi bulduk ya. İlk yaptığımız şey mısraların hece sayısını saydık. Kaç tane var? 15. Hemen 15'lerin içinde biz bunu arayacağız. Ya 3 failatün bir failün, ya 3 feilatün 1 feilün, ya da mefailün feilatün mefailün. Bu üçünden biri. Hemen bakın zurnanın zırt dediği yere gelelim. Açık kapalı diye yaparken bu gün açık kapalı. Gördük mü? Ta vaf. Ta vafı. Açık kapalı açık. Gördük mü arkadaşlar? Bakın. Açık kapalı açık kapalı. Hemen size sorayım. Birazcık tefekkür edin. Bu açık. Gün kapalı. Ben bunu açık hale getirebilir miyim günü? Ya da hemen onun bir öncesini sorayım. Bu hecesine failatün yapmak istiyorum. Şimdi üç ihtimalim vardı ya. Ya üç failatün ya üç feilatün ya da mefailün. Fa diyebilmem için bu hecesini fa ile eşitleyebilir miyim? Eşitleyebilirim. Nasıl? İmale ile bu demem de bu derim. Bunu imale ile fa ile bu'yu eşitledim. Hiç sıkıntı yok. Çünkü kuralımız neydi? Vezinle şiir aynı olacak. Günle de i'nin yani fa inin aynı olması lazım. Şimdi ben günü açabilir miyim? Vezinleri kapalıyken açık hale getiren hangisiydi? Sihaft hemen oradan delirip aha ben burada günlü zihafla açık hale getiririm dediğimiz zaman duvara toslarız. Çünkü zihaf neydi? Uzun ünlünün kısa okunması. Sonu uzun ünlüyle biten. Zaten bir hece ünsüzle bitiyorsa bitti onu zihaf mihaf hiçbir şeyle açık hale getiremeyiz. Gün hecesini açık hale getirebilir miyim? Getiremem. Bit. O zaman bu faide olmaz, feide olmaz. Cevabım mefailun feilatun mefailun feilun. İkinci hece bana cevabı verdi bakın. Çok fazla cıcıklamama, zorlamama gerek yok. Mefailün feilatün mefailün feilün. Ha ben bunu gidip de ya bu faide olabilir mi deyip zorlamıyorum. Bu'yu fa'la imaleyle eşitledim fakat gün açılmıyor. Gitti cevap diğeri. İmkansızı görünce vezni bırakacağım. İmkansızı görünce vezni bırakıp diğerine geçeceğim. İmkansızı görünce vezni bırakıp diğerine geçeceğim. Gün imkansızdı açılmıyordu. Çünkü ulama mulama hiçbir şey yapılmıyor. O zaman ikisini atladım cevabı buldum. Şimdi şu örneğe bakalım. Nedim'in meşhur beyti. Bu şehri İstanbul ki bir mislü bahadır. Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Şimdi dikkat ediyoruz. İlk yapmamız gereken neydi? Hece sayılarını saymak. Sayalım. Dikkat edin. Saydığınız, saymanızı bekliyorum. Birincisi 13, ikincisi 14 hece. Şunu düşünmeyeceğiz. Ya bu 13 de olabilir mi? Sakın ha. 14 arayacağız. Her zaman fazla da arayacağız. 14'lüler neydi arkadaşlar? Mef'ulü, mefailü, mefailü, fe'ulün, mef'ulü, fa'ilatü, mefailü, fa'ilün, mefailün, fe'ilatü, mefailün. Şimdi bak dikkat etmemiz gereken nokta şu. Biri 13, biri 14 ise bir yerde bir met vardır. Yani bir kapalı bir açık yapmam lazım. O açığı bulmam lazım. Birinci Mısra'ya dikkatlice bakıyoruz. Bu şehri İstanbul ki bir mislü bahadır. Ben size sorayım. Mette neye dikkat ediyorduk? A, yar, aşk, dert ve ünsüz gelecek. Hangisi buna uyuyor? Bu da yapamam. Şeyh tam uyuyor ama ünlü gelmiş. Şehri diyorum. Si de yapamam. Tan da yapamam. Ama bul. Yarlı aynı mı? Ünsüz, uzun ünlü, ünsüz. E kendinden sonra da ünsüz gelmiş mi ki? Gelmiş. Hah i̇şte o zaman burada meddimi yaptım. Birinci mısrayla ikinci mısrayı ne yaptım? Eşitledim. İlk aşamayı geçtim arkadaşlar. İkisinde 14 yaptım. Şimdi dikkat edecek olursak acaba bunun vezni nedir? Çok dikkatli oluyoruz. Şiire dikkatlice bakıyoruz arkadaşlar. Şiire güzelce bakalım. 14'lülerin üçü de mef'ûlü ile başlıyor. 14'lülerin üçü de mef'ûlü dikkat edin. Bu şehri demiş. İlk 3 heceyi arkadaşlar ararken atıyorum. Çünkü üçü de mef'u ile başladığı için ayırt edebilme şansım yok hangisine. O yüzden de bu şehri attım. Bir sengi attım. Cevabı ben nerede arayacağım? İstanbul'la neyekpare'de arayacağım. Anlaşıldı mı burası? Şimdi bakın hemen düşünelim, vezinleri aklımıza getirelim. Bakın şimdi. Beyite dikkatlice bakalım arkadaşlar. Bütün algılarımızı açalım beyit konusunda. Beyite bakalım. Herkes buraya dikkat etsin. Bu şehri attım orayı değil mi arkadaşlar? Bir sengi attım. Cevabı İstanbul'dan itibaren ne yekpareden itibaren arıyorum? Hemen şöyle bir soru sorayım. 14'lüleri açtık mı? Mef'ulü fa'ilatü mef'ailü fa'ilün. Mef'ulü mef'ailü mef'ailü fe'ulün. Mef'ulü fa'ilatün mef'ulü fa'ilatün. Bak şimdi. Şehriyi attım. Si tan bul. Si'yi fa'ya uydurabilir miyim? Hani mef'ulü fa göre arıyorum. Uydurabilirim. Si de ulam imale yaptım. Ama tan hecesini açabilmem şansı var mı benim? Mef'ulü fa'i diyebilir miyim oraya? Si'yi tamam. Si dedim uydurdum ama tanı açma şansım var mı? Yok. O zaman cevap mef'ulü fa'ilatü de olamaz. Mef'ulü fa'ilatün de olamaz. Cevabımız mef'ulü mef'alü mef'alü fe'ulündür. Anladık mı arkadaşlar? Çok net. İmkansızı gördük ya çat bırakıyoruz. Tane açabiliyor muyum? Açamam geçtim. Bitti. O zaman bu mef'ulü fa'ilatü de olmaz. Mef'ulü fa'ilatün de olmaz. Cevap mef'ulü mef'alü mef'alü fe'ulündür. İnşallah burayı anlamışsınızdır. Zurnanın zırt dediği yer burasıdır. Aruz vezninde. Yani imkansızı yakalamak arkadaşlar. Şimdi diğer örneğimize bakacak olursak. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Dikkat edersek Kanuni'nin meşhur şiiri. Hemen hece sayılarını sayalım. Herkes yerinde saysın. Bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bakın en baştan saydık. 15 hece. Var mı bir sıkıntı? Yok. He, o zaman düşüneceğiz. Bunun vezni acaba nedir? Ben size ne demiştim? Eğer 15 ise ya 3 failatün bir failün ya 3 feilatün bir feilün ya da mefailün feilatün mefailün feilün deneyelim arkadaşlar. Hemen size sorayım. Olmaya diyor. Olmayayı ben mefailün feilatün diye başlayıp başlatabilir miyim? Yani şuradaki olmaya bakın kelimeye dikkat olmaya derken ola m diyebilir miyim? Açma şansım var mı olu? Yok değil mi arkadaşlar? O zaman ihtimalim yüzde düştü. Ya failatün ya feilatün cevabı. Çünkü olmaya da mefa'ülün deme şansım yok. Onu attık bir kenara. Cevap neymiş? Ya failatün ya feilatün. Ama feilatün de hatırlayalım. Bir vezin feilatünle başlarken failatün diye giriş yapabilirdi. O yüzden de halk içinde failatün orayı attım gitti. Ya da olmaya devlet. Olmaya devi attım. Failatün dedim. Çünkü ikisi de aynı başlayabiliyor. İhtimal yüzde düştü. Ya failatün ya feilatün. Sakinleşerek gidelim. İlk dört heceyi attım. Olmaya dev. Gördük mü? Let Letten itibaren arayacağım cevap. Hemen size soru. İlk tef ile de feilatün, failatün oldu. Tamam hadi dedik kabul ettik. Peki let cihanda diye gidiyor ya. Let cihanda. Ben buna feilatün diyebilir miyim? Yani leti açabilme şansım var mı? Zihaf yapamam. Ulama yapamam. Git. Let de uçtu gitti. Feilatün de gitti. Cevap 3 failatün 1 failün imkansızı göreceğim. Aha burada imulama mı yapacağım, imale mi yapsam değil. Hiçbir şekilde açılmıyor F. Let'i açamıyorum. F ile uymuyor. Şartımız neydi? F ile let aynı olmak zorunda. Uymadığı için gitti. Bir sonraki örneğe bakalım. Yine eflake çıkar naleleri sağızların. Cana ateş bırakır şulesi avazların. Kaç hece var? Herkes yerinde bir saysın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gördük mü? 14 hece. Hemen size şöyle çılgınca bir soru soracağım. 14 ilk nerede arayacağız? 14'lülerde arayacağız. Önce mef'ulülerde arayacağız. Orada bulamazsak 15'e, orada da bulamazsak 16'ya, 16'da da bulamazsak yanlış bir şey yapıyoruz demektir. Yine F diye başladı şiir. Aman algınızı açın, gözünüzü sevin. Buralar önemli y n f. 14'lülerin üçü de nasıl başlıyordu arkadaşlar? Mef u lü. Kapalı, kapalı, açık. Şimdi yine derken iki tane imale yaparak, yine yaparak mef u'ya uydurdum. Hiçbir sorunum yok. Ama f hecesini lü ile eşitleyebilir miyim? Biri kapalı, biri açık. Yapabilir miyim arkadaşlar? Hayır. Hemen diyeceğim ki bunun Üçü de mef'ulü başladığı için ve şiir mef'ulü ile başlamaya uygun olmadığı için 14'lerin üçünü birden kaldırdım attım. O zaman cevabı 15'te arayacağım. 15'te aramak için. Bak buralar çok önemli. Burayı da anlarsak aruzda yumruğu indirmiş oluyoruz. İkisi de 14. Fakat cevap 14'lerde değilse. iki ihtimal var. Ya şiir üç feylatün bir feylünle bitip ya da mefailün feylatün mefailün feylünle bitip fa'lün diye bitmiştir. Feylün fa'lün olmuştur sayı 14'e düşmüştür ya da met vardır. Bakalım ikisini de deneyeceğiz. Beyt'e tekrardan bakalım. Met yapılabilecek hece var mı? Birinci mısraya bakın. Saz hecesini gördünüz mü? Yar'la aynı. Ünsüz uzun ünlü ünsüz. Yani ben orada med yapabilirim ki dikkat edin L gelmiş sonunda da sazların demiş. Sayıyı 15'e çıkardım mı? Çıkardım. Hemen ikinci mısraya bakalım. Vaz. Med yapabilir miyim? Yaptım. İkisi de 15 oldu. Şimdi cevabı bulacağım. Ya 3 failatün ya 3 feilatün ya da mefailün feilatün mefailün feilün. Deneyelim. Herkes yerinde bir denesin bakalım. Hangisi çıkacak? İmkansızı görünce aha burada zihaf var ya bu olmaz değil. İmkansız olacak imkansız. Y N f la k i bak f başlayalım. F i̇ la k çıkar. F i̇ la tün f i̇ la f cevap 3 f i̇ la tün f Hadi demek şunu da diye diyebilirdiniz. Ya hocam bu mefailün feilatün olamaz mıydı? Bakalım. Yine me fa ilün uyut k çıkar me fa i diyeceğim karın altına tam i geliyor karı açamadığım için gitti fa'ilatün de uyar ama fa'ilatün de bir sürü imale yapmak zorunda kalırım o yüzden de fa'ilatünle başladığım zaman cevabı bulmuş oluyorum aruz vezniyle ilgili meseleler bunlar arkadaşlar tamam. Bunu daha sonra soru kısımlarıyla, arada başka nazım şekillerindeki vezinlerle, şunlarla, bunlarla tamam edeceğiz, ikame hale getireceğiz. Aruz'u tekrar tekrar dinleyerek, örneklerini çözerek zehir hale getiriyorsunuz. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar, aruz'u da tamamladıktan sonra nazım şekillerine başlayacağız. Nazım şekilleri de gene karışık konulardan biri. Oraya hazır olun. Şimdilik görüşürüz.